kahvaltı hazır. Geliyor musun diye bir sesleneyim dedim. Aç değilim, sağ ol Ayşe. Nurhan kahvaltı yaptı mı? Yok, o da etmemiş. Sabah erkenden çıkmış, ben de görmedim. Nurhan söylediydi. Anladım. Kötü haberlerin var belli ki. Hadi anlat bir an önce. Mesele tahminimizden derinmiş. Samimle Zeliha çocukluktan beri aşıklarmış birbirlerine. Tabii küçük yerde böyle şeyler pek dillendirilmez bilirsin. Ama herkes biliyormuş yani. Kızın babası Haşmet Ağa aşiretin ileri gelenlerinden biri. Hali vakti yerinde yani. Samim'in durumunu biliyorsun. Samim kendince hazırlığını yapıp öyle isteyecekmiş kızı. Ortada verilmiş bir söz yok ama kızın ailesi de duruma karşı değilmiş. Aile kıza sahip çıkmıyor demiştin. Evet. Elleri kolları bağlı çünkü. Karşılarında güçlerinin yetmeyeceğini bildikleri biri var. Aşiretin reisi. Bersan. Arayan var mı? Yok Sıla Hanım. Ama yarım saat sonra Necmi Bey'le toplantınız var. O toplantıyı erteler misin? Önemli bir görüşmem var da. Peki efendim. Daha kızı istemeden haber yayılmış aşirette. Berzan Ağa Zeliha'yı alacak. Ondan sonra da her şey ters gitmeye başlamış. Nedense? Haşmet Ağa'nın bütün mahsulü bir gecede yanmış kül olmuş. Kimse anlamamış yangın nereden çıktı diye. Üstüne bir de banka krediyi kesmiş. Anlaşıldı. Köşeye sıkıştırmış iyice. Öyle. Bizimki de çıkmış karşısına Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye. Zeliha ile anası çok yalvar yakar olmuşlar ama Haşmet Ağa bir kere söz vermiş Berzan'a. Düğün için hazırlıklar başlamış. Ama çocuklar kaçınca bütün hesabı bozuldu. İtibarı sarsıldı. Küçük düşürüldü. Onun için ölmeleri gerek. Yazık. Tahmin etmiştim. Yine aynı hikaye Şahin. Bu şerefsizler kendi zavallılıklarını, kendi zalimliklerini saklamak için töreyi kalkan ediyorlar önlerine. Berzan'ı ikimiz de biliyoruz Boran. Kimsenin yoluna çıkmasına izin vermeyecektir. Hele şimdi. Her şeyi yapabilir. Hem de herkese. Ne yapacaksın Boran? Hayatım boyunca yaptığımı. Ölüme karşı yaşamı savunacağım. Korkutmadım inşallah. Duymadım geldiğini. Ben uyandırmadım değil mi? Yok hayır. Uyandırsaydın da itiraz etmezdim. Sıla
Misafiriniz geldiler. İçeri al lütfen. Hoş geldin Zeynep. Merhaba. Affedersin. Otursana. Geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Acil ve önemli deyince geldim hemen. Öyle gerçekten. Dinliyorum. Bir sorun mu var? Evet var. Ama mesleki yardım gerektiren bir durum değil. Peki. Doktor olarak Boran için yaptıklarına minnettarım. Dilen için de. Teşekkür ederim. Ama şu anda karşında hasta yakını olarak oturmuyorum. Lafı fazla uzatmayacağım Zeynep. Hayatımızdan çıkmanı istiyorum. Hemen. Hepsi bu. Az ve öz oldu gerçekten. Kendini ya da evliliğini tehdit altında mı hissediyorsun Sıla? Kendinle ilgili yanlış bir fikre kapılmanı istemem. Sen benim hayatım için tehdit olamazsın. Sadece canımı sıkıyorsun. Ve ben buna bile izin vermemeye karar verdim artık. Umarım anlıyorsundur. Çünkü bir daha tekrarlamayacağım. Bu sadece senin kararınla ilgili bir şey değil Sıla. Geldiğin için teşekkür ederim Zeynep. Zaman ayırdığın için. Sana da iyi şanslar diliyorum. Umarım sen de günün birinde gerçek sevgiyi bulursun. Boran'la benim gibi. Güle güle. Günaydın. Hayırdır? Erkencisin bugün. Öyle oldu. Şahin aradı. Onunla buluştum. Yeni haber var. Abay, senden bir isteğim var. Söyle Burhan. Sen benim kardeşimsin. Kılına zarar gelmesini hazmedemem. Şimdi isteyeceğim şeye itiraz edeceksin, biliyorum. Ama şartlar bunu gerektiriyor. Burhan, hadi söyle ne söyleyeceksin? Önce söz ver. Kabul edeceksin. İtirazsız, kayıtsız, şartsız. Peki. Eğer sen öyle diyorsan. Bunu almanı ve yanından ayırmamanı istiyorum. Baban nasıl? Sağlığı yerinde mi? Yaşlandı artık. Çok şükür iyi. Ayakta. İyidir iyi. Eski toprak. Sağlamdır benim kirvem. Valla sünnetimde beni öyle bir tutmuştu ki tuttuğu yerin acısından sünneti bile anlamadım ha. Ne yapsın? Senin de sağ solun belli olmazdı ki. Evet dinliyorum. Buyur kirve. Haydi. Evinden kalkıp kahveye gitmeye üşenen adam. Diyarbakırlardan kalkıp buraya gelmiş. Vardır bir diyeceği. Vardır. Samim'in akıbetini duyduk. Başka şeyler de duyduk. Anlaşıldı. Ne o? Gencoları duyunca koca Oruç aşiretinin rahatı mı kaçtı? Böyle bir şey olmaz bilirsin. Senden yana kimsenin endişesi yok. Ha. Daha nedir?
Mesele aşiret değil. Mesele Boran'a. Sadece töre hükmü değil, Berzan'ın şahsi meselesi. İntikam istiyor. Gücünü herkese ispat etmek istiyor. Onun için gözü hiçbir şey de görmüyor abay. Zeliha'yı almak için her şeyi yapabilir. Tahmin ettiğimizden fazlasını. Onun için bunu almanı istiyorum. Berzan için hepimiz hedefiz artık. Yalnız ben değil, bütün aile, yakınları, etrafındaki herkes. Anlıyor musun? Anlıyorum Boran. Tedbirleri arttırmamız lazım. Sıla'nın etrafındaki adamları da, evin etrafındakileri de. Sadece Sıla değil, Narin, babamlar. O evin de korunması lazım. Dilan'la Emir de okula gidip gelirken. Ben şimdi anda konuşurum. Burhan, bunu da atlatacağız. Kimseye bir şey olmayacak. Biliyorum. Burhan esaslı adamdır. Hep öyleydi. Değil kendi canını düşünsün. Aşiretindeki son marabaya kadar kimsenin sağ kalmayacağını bilse gene de sözünü çiğnemez. O vermeyecek. Ben alacağım. Bunu böylece anlatayım mı aşirete Berzan? Ne istiyorsun anlat Kirbe. Ben aşiretin reisiyim. Böyle de belli. Kanı dökülecek, can da alınacak. Ama gereği yapılacak. Boran'a ha deyince ezemezsin. Ha şikayet ediyorum sanma. İnsan her zaman dişine göre bir rakip bulamıyor. Senin aklın durmaz. Tilkiler dolaşıyor gene kafanda. Kuyrukları birbirine değmeden hem de. Tilkileri boş ver Kirbe. Ben o kızı alacağım. Öyle şeyler yaparım ki. Belki Boran gelir kendi elleriyle teslim eder Zeliha'yı. Ama acelemiz yok. Yavaş yavaş değil mi? Senin ne hissettiğin, ne istediğin benim için çok önemli. Bunu iyi anlamanı istiyorum. Bu konunun seninle bir ilgisi yok. Tamam ama eğer Zeynep ablayı eve çağırmama kızdıysan bir daha yapmam. Ben giderim. Çünkü biz... Biliyorum. Ama dediğim gibi konu seninle ilgili değil, bizimle ilgili. Zeynep'i bir daha görmeyeceksin. Ama istediğin zaman başka bir doktorla konuşabilirsin. Tamam mı? Hı hı. Tabii benimle de konuşabilirsin her konuda. Hatalarımdan ders alırım ben. Dilan, eğer birbirimize açık ve dürüst olursak üstesinden gelemeyeceğimiz şey olmaz. Öyle değil mi? Öyle abla, tamam. Dilan, haydi yavrum yemeğin altını yıkıver. Baban gelir birazdan. Olur. Selam. Ne oldu yavrum de hele. Var bir şey besbelli. Sana bahsettiğim kadın vardı ya. Zeynep. Ha? Artık bir şey yapmam gerekiyordu anne. Ben de açık açık konuştum. Daha fazla hayatımızı karıştırmasına izin veremezdim. İyi etmişsin yavrum. Haydi hayırlısı. Evet. Hayırlısı. Zeliha'yı da en kısa zamanda Zeynep'in evinden çıkarmamız lazım. Daha fazla orada kalması tehlikeli. Biliyorum. Haber var mı Ziya'dan? Dün konuştuk. Soruşturuyor. Belçika'da bizim aileler var biliyorsun. Belki onların yanına yerleştireceğiz. Bir an önce yollasak çok iyi olacak. Ne oldu? Bilmediğim bir numara. Efendim? Boran Ağa. Evet. Burhan Ağa, seninle görüşmem lazım. Kimsiniz? Çok mühim bir mesele konuşacağım. Zeliha ile ilgili. Zeliha mı? Nasıl gidiyor tedavi anne? Hiç bahsetmiyorsun.
İyi gidiyor yavrum, iyi gidiyor. Merak etme. Bir şey olsa söylerdim sana. Midem bulanıyor mu? He. Bazen bulanıyor ama daha iyiyim çok şükür. Yarın da ilaç verecekler. Ben de geleyim mi? Yok yavrum yok. Sen bak işine, biz gideriz babanla. Kaç kere daha vereceklermiş ilacı? İşte yarınki ilaçtan sonra bakacak doktor. Kanserli hücreler çoğalmış mı, azalmış mı? Ona göre karar verecekler. Hadi iç çayını iç. Kimler oturuyor burada? Bizim evimiz, biz oturuyoruz. Kaç kişi oturuyorlar? Dört. Beş. Kimler, kimler? Emi! Sağ ol çocuğum. Ne istiyormuş oğlum, kimmiş o? Muhtar Uşova. Öncekilerini sordum. İsimlerini istedikleri. Ulan oğlum bu senin işin mi ya? Çağırsaydın ananı ablanı. Ne var ki baba? Ben bilmiyorum evde kim var kim yok. Ulan zevzek zevzek konuşma ha. Burası koskoca şehir oğlum ya. Hırlısı var, hırsızı var. Baba muhtar seni de sordu. Senin adını hatırlayamadım bir türlü. Uy, ulan oğlum sen babasının adını unutur mu? Ne yapayım baba? Cep taşı kalmayınca başta da akıl kalmıyor ha. Sen babanın adını unutursan daha çok cebinde karşı kararsın, tamam mı? Ya baba şaka yaptım. Ben unutur muyum Ceyiz Ölmez'i? Ula babayla şaka da yapılmaz, tamam mı? Yürü. Ben de yavaş yavaş kalkayım anne. Kızım otursaydın, baban gelir şimdi, bekle. Aslında iyi olurdu. Onunla da konuşmak istiyorum. Dilan'ın şu okul işini değil. Konuş yavrum, konuş. Bizi hiç dinlemiyor. Sağ olsun, bir inat. Narin nerede? Dışarı çıktı, bir arkadaşını görecekmiş. Dernek mernek dedi ama benim pek hatırımda kalmadı. Anladım, iyi yapmış. Hoş geldin kızım. Sen hoş geldin baba. Hoş geldin Celil. Hoş bulduk beyler. Alışverişten mi geliyorsunuz? Yok, ben okuldan geliyorum. Babam gitmiş. Tamam, şimdi sen poşetleri al, yerlerine yerleştir. Anladım. Önemli bir mesele var, Emir git diyorsun değil? Aynen öyle diyorum. De haydi ulan. Baba, biraz oturalım mı? Gel bir otur. Ne oldu kızım? Hayırdır, bir şey mi var? Var baba. Dilan'ın okul meselesi. Ne yapacaksın şimdi? Yani İstanbul'da hayat çok zor. Zor. Biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Aslında ben okuyordum. Derslerim de çok iyiydi. Babam sağken okula gidiyordu. Tüm aile, amcamlar karşı çıkıyorlardı. Kız kısmı okur mu diye. Babam hiçbirini dinlemiyordu. Esas kız kısmı okumalı diyordu. Okumalı ki cahil kalmamalı. Ekmeğini tutmalı, kimseye muhtaç olmamalı diyordu. Haklıymış, elbet okuyacaksın. Ama işte babam ölünce amcalarım okul bitti dediler. Allah Allah, ne demek bitti? Ben okuyacağım diyemedin. Dedim. Dinlemediler. Bilmez misin? Doğru. Bilirim. Önce okuldan aldılar. Sonra evlendirmeye kalkıştılar. Yapacak bir şey yoktu. Ya evlenip evde oturacaktım. Ya da kaçıp gelecektim. Ben de kaçtım geldim. Madem okumak için kaçtın, okuyacağız. Vazgeçmek yok Feride. Yok. Vazgeçmeyeceğim. Aferin sana. İyi haydi. Hoş geldiniz. Burhan Ağa. Evet, buyurun. Damadınız yanımda çalışırdı. Başınız sağ olsun. Cenazede yoktunuz değil mi? Kızım Samim'le bizim rızamız olmadan evlenmiştir. Evet. O halde ölmeyi de hak ettiler diyorsun. Öyle mi Haşmet Ağa? Öyle değil. Sen de ağasın. Töreleri bilirsin. Aşiretin reisine karşı durmak olacak iş değildir. Hele ki verilmiş bir söz varsa. Sözü baştan vermemek de vardır ama. Doğru vardır.
Ben yapamadım. Karşı duramadım. Allah biliyor. İyi de kısmet diye düşündüm kızım için. Samimi unutur nasılsa evlendikten sonra dedim. Ama unutmadı. Olan oldu. Samim öldü. Ne etsem geri getiremem. Ama kızımı kurtarabilirim şimdi. Boran Aga, daha önce yapamazdım. Şimdi yapabilirim. İzini kaybettiler. Berzen Aga'dan önce bulursam Zeliha'mı kurtarabilirim. Tanıdık etraf çoktur. Uzaklara götürürüm. Emin bir yere yerleştiririm. Bana kızımı ver Boran Aga. Kızımın cenazesini kaldırmayayım. Yardım et Allah rızası için. Damadın ölmeden önce karısını bana emanet etti. Namus sözü verdim. Bu sözü çiğneyemem. Zela'yı korumak boynumun borcu. Bu durumda hiç kimseye güvenemem Haşmet Ağa. Anladım. Boran Ağa, sözüne güvenirim. İçim rahat. Lakin münasip görürsen son bir kez göreyim kızımı. Bu kadarını bağışla bana. Beni arayan oldu mu? Hayır ama misafiriniz var. Misafir mi? Kim? Ümmü? Hoş geldin. Hoş gördük. Hangi rüzgar attı seni? Vallahi Zinar ağam geleceksin dedi geldim. Gelmişken bir seni de göreyim istedim. İyi yapmışsın. Otursana. Niye geldik buraya? Başka yer mi yoktur? Ya baba sen demedin mi dışarıda buluşalım? Ha bak buranın tatlısı çok güzeldir ha. Biz hep geliyoruz canım. Arkadaşlarla. Ben de onu konuşacaktım seninle. Ney baba? Bu arkadaşlar falan. Yakışık almaz Dilaver. Yakışık almaz derken? Yarın Mardin'e dönüyoruz. İyi babam. Uğurlar olsun. Yengemi de götürüyorsun değil mi? Gidiyoruz dedim. Hep birlikte. Sen de geliyorsun. Hem yengem deyip duruyorsun. Ümmü senin nikahlı karın. Unutmayasın. Hazırlığını yap. Kapatılacak hesabın varsa kapat. Yeter artık burada olduğun. Ben bir yere gelmiyorum baba. Ne demek o? Öyle işte. Ben Mardin'e dönmüyorum. Bana bak Dilaver. İstersen bağır baba. Herkesin içinde. Yapmadığın şey değil. Bak bugüne kadar sözünden dışarıya çıkmadım. Ne dediyseniz yaptım. Hem senin hem rahmetli Cihan abim. Yengenle evleneceksin dedin evlendim. Töremizdir. Ama bu kadar baba. Ben Mardin'e dönmüyorum. Dönmek için de bir sebep görmüyorum. Zinar ağam kızıyor Dilaver'e. Başımızda durmuyor laf söz olacak diye. İlla döneceksin diyor Mardin'e. Peki sen ne düşünüyorsun? Yani ben böyle çok rahatım Sıla. Çocuklarımla evimdeyim. Başım dinç. Yani belli ki Dilaver de böyle mutlu. Aslında Zinar ağam bıraksa... Peki Dilaver sana karşı... Ha yok yok. Biz nikahlandığımız gün Dilaver bana demişti. Sen benim abimin yadigarısın demişti. Öyle de oldu sağ olsun. Bir eksiğimiz yediğimiz var mı diye kontrol ediyor. Zaten uzakta da olunca nikahlı mıyım değil miyim ben bile farkında değilim. Benim bir tane erim vardı. Öyle de olacak. Cihan'ımın yüzü hiç gözümün önünden gitmiyor. Aman sanki başkasına mı varacağım da nikah bana derdi olsun. Ama yazık Dilaver'e. Belki gönlü düşerdi birine. Ama nikah... Sıla Hanım, muvafakatname için gelmiştim.
Çok özür dilerim. Yalnızsınız sanıyordum ama. Önemli değil Ceren Hanım. Ümmü yabancımız değil. Biz tanışmıştık. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ ol. İyiyim. Hoş geldin ağam. Sağ ol Şivan. Bir durum yok değil mi? Yok ağam. Ne gelen oldu ne de giden. İyi. Buyur. Çocukları da getirseydin Ümmü. Okulları var ya Sıla. Mecbur babamlara bıraktım. Aslında benim geleceğim falan da yoktu da. Zinara'm gel deyince... Çay vereyim mi? Taze demedim. Kahve dersen kahve yapayım. Yok Zeliha. Sağ ol. Otur. Nasıl istersen al. Seninle konuşmak için geldim. Fikrini soracağım. Estağfurullah. Burada uzun süre kalamazsın Zeliha. Yeterince güvenli değil. Ne senin için ne Zeynep için. Bilirim ağa. Senin yurt dışına göndermeyi düşünüyorum. Başka bir memlekete. Bizden ve ailenin yanına yerleşeceksin. En azından bir süre için. Berzan izini kaybedince geri dönebilirsin. Ne diyorsun? Sen nasıl uygun görürsen ha. Sen ne düşünüyorsun? Samimi toprak aldı ha. Mezarı başında ağlayamadım bile. Ne Berzan'dan ne ölmekten zerre kadar korkum var. Benim yüreğimin yarısı öldü gitti zaten. Öbür yarısı hala atıyorsa... Doğacak bebem için atıyor sadece. O günahsızın da yaşamaya hakkı var. Onu büyütmek için yaşamak istiyorum. Yaşayacaksın Zeliha. Çocuğunla sağlıkla uzun bir ömür var önünde. Onun için bir tek sana güvenirim Boran'a. Sen ne dersen benim için uygundur. Tamam o zaman. Ben hazırlıklara başlıyorum. Peki. Bir şey daha var Zeliha. Bugün babanla görüştüm. Babam? Burada mı? Evet. Seni merak ettiğini, yardım etmek istediğini söylüyor. Bak, babanla görüşmek hakkın. Ama sen de bilirsin. Töreye karşı durmak zordur. Bu ikiniz için de tehlikeli olabilir. O yüzden getirmedim babanı. Önce sana sormak istedim. Ağam ben ne diyeyim? Babamdır, görmek isterim elbet. Öbür yandan... Bilemedim ağam. Sen karar versen. Acele etme. Sen iyice bir düşün, sonra bana haber ver, tamam mı? Boran ağayla konuştum. Kesin bir şey demedi. Haber ederim dedi. Düşünsün bakalım. Olacağı bellidir Aşbat ağa. Sen de biliyorsun. Bu işin geri dönüşü yok. Namusun temizlenecek. Dünyada dayanılması en zor şey... Bir evlat acısıdır belki. Benim çocuğum yok. Olsun isterim ama. Ben düşünürüm bazen. Canından can. İnsan hayatta en çok çocuğunu sevebilir herhalde. Yani bir insan var oluyor. Senden de bir parça taşıyor. Ama olsa da bir parçadan ibaret değil. Başka... Öyle bütün bir insan. Bir yanda senden bir parça. Bir yandan da yabancı biri aslında. Başka bir aklı var. Başka bir kalbi var. Karışık konuştum ya Aşmet ağa. Kusura bakma. Az cümle diyeceğim o ki... Üzülüyoruz, biliyorum. Ben de üzülüyorum.
İnan. Keşke böyle olmasaydı. Ama yapacak bir şey yok. Senin kızın kendi kalbi, kendi aklıyla bu yolu seçti. Engel olamamak senin suçun değildi. Anlıyorsun değil mi? Anlarsan daha az acı çekersin. Töreye göre namusunu temizlemek sana düşer. Bir baba için en zor görev herhalde. Ama ben senden bunu istemeyeceğim. Zeliha'yı bana getirmeni bile istemeyeceğim. Sadece yerini öderim. Gerisi benimdir. Söz. Acı çekmeyecek. Moran. Sıla'yla hala konuşmuyorsunuz değil mi? Bugün hiç konuşmadık. Gün daha bitmedi. Hala şansım var. Bilmiyorum abay. Bana kırgın. Bir açıklama istiyor. Haklı da. Ama Zeliha meselesinden bahsedemem. Daha yeni kendisi ölümden döndü. Bahsetme zaten. Ama konuş onunla. Yanında olduğunu bilsin. Denerim. Ayşe. Hüseyin'den haber var. Hey ya, telefonlaşıyoruz öyle. Ya kızım öyle telefonla olmaz. Ayrı gayrı. Hem gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Ya saat başı arıyor. He, bak. Odur arayın. Yok yok, daha yeni konuştuyduk biz. Olsun, özlemiştir. Yok, özlemez o. Yani özler de aramaz. Ya arar. Arar da. Aman gelin am. Ben benim telefonum çalmıyor ki gelin am. Ayşe. Telefonun çalayım. Şey abi. Ben gideyim abi. Bak şimdi. Şivan Kahya. Biz de ne zamandır bir düğün dernek görmedik. Ben müsaade isteyeyim. Gördün. Nasıl tabanlar yağlıyor hemen. Sorma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz abi. Sen nasılsın haber? İyisin. İyiyim. Sağ olasın Halil. Nasıl geçti gününüz? Nasıl geçecek işte bildiğin gibi. Sıla sen? İyi. Ya şimdi merdivenden çıkarken duydum. Yakında düğün var. Yok biz öyle Ayşe'ye takılıyorduk. Değil mi Sıla? Öyle. Sıla bak ne diyeceğim. Biz yarın Feride ile sinemaya gideceğiz. Sen de gelsene. Sağ ol Narin. Malum işler. Feride kim? Bizim bir hemşeri abi. Hem sana uzun uzun anlatacağım sonra. Akıl veririz. Abay. Sen de ne zamandır gitmiyorsun sinemaya değil mi? Ben vallahi Boran. Doğru dedim. Ya Narin, yarın ben de sizle sinemaya gelebilir miyim? Bir kişilik daha yer var. Var tabii, olmaz hiç. Gel tabii. O zaman hangi filme gideceğiz? Ben bir Bedirhan'a bakayım. Okuldan gelirken aldım sana. Çantama attığım biraz erimiş ama. İdare et artık. Sağ ol. Ne zaman okula geleceksin? Bilmiyorum. Sıla ablam babamla konuştu galiba. Beni mutfağa yolladılar ama anladım ben. İyi. Olmazsa Burhan'ım da babamla konuşur. O zaman babam kesin kabul eder. Sen merak etme.
Merak falan etmiyorum, tamam mı? Emir, hadi sen git ablam, ne olur. Ben kitap okuyacağım biraz. Hadi. İyi. Şu ilacı yarın da versinler de bakalım. Belki son olur inşallah. İnşallah Celil. Sen gene de öyle fazla ümitlenme olur. Belki devam ederler. Devam derlerse devam eder. Değil mi? Ne kadar derlerse o kadar. Yeter ki şu illet yakamızdan düşüp gitsin bir an önce. İnşallah Celil. Ne oldu güzel sapım? Anlayamadım ki. Dilan ablama elma şeker almıştın. Önce sevindi, sonra beni odadan kovdun. Bir şey yapmadım ki. Yaptın mı? Yok yavrum, yok. Yapmamışsın. Sen üzülme. Dilan ablan sana kızmamıştır ki. O bu aralar biraz üzgün ya, ondandır. Haydi artık üzülme. İyi. Üniversitedeyken basketbol oynardı Bora. İyi de oynardı. O uzun boyuna rağmen oyun kurucuydu. Şimdi de öyle. Boran oyun kuruyor, ben bozuyorum. Kirve bu ne ya? İki kişi değil miyiz? Kim yiyecek bu kadar yemeği? Yeriz. Yediğimizi yeriz, yemediğimiz kalır. Hadi geç. Sen kalkıp Diyarbakır'dan buralara gelmişsin. Ben senin için bir sofra kurdurmamışım, olur mu? Efendim? Güzel. Neredeymiş Paki? Tamam. Bu sofrayı 2 saat sonra aynen böyle istiyorum. Sıcak, taze. Tabii efendim. Haydi kalk. Bilardo oynamaya gidiyoruz. Nereden çıktı Berzan? Gel sen gel. Nedense içimde eski bir dostla karşılaşacakmışız gibi bir his var. Nurhan, suyu verir misin? Abi, uzatsana suyu Sıla'ya. Teşekkürler. Vallahi ne yalan söyleyeyim, uzun zamandır bu kadar güzel yemek yememiştim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Baba, sen ne diyorsun? Sen kaldın burada bir başına. Getirsen mi seni? Ne bileyim. Vallahi doğru söylüyor abay. Getir tabii, iyi olur. Ben içmeyeceğim Ayşe, sağ ol. Afiyet olsun. Biz sopayı böyle mi tutuyorduk Ceren Hanım? O sopanın bir adı var Dilaver Bey. Biz ıstaka diyoruz ona. Tamam ya, biz de ıstaka deriz. Neticede tahta değil mi? Hay Allah! Olmadı. Ben size göstereyim isterseniz. Ne kadar güzel olur. Şu oyunu doğru düzgün oynar mısınız Dilaver Bey? Bilardo oynamayı bilmeyen bir ıstakayı öyle tutmaz. Sizin gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor yani. Vay vay, şampiyonlarla oynuyormuşuz da haberimiz yokmuş. Mardin'de nereden öğrendiniz böyle bilardo oynamayı? Mardin'de sadece uçsuz bucaksız topraklar yok Ceren Hanım. Biz de akşama kadar kahvede oturup tespih çekmiyoruz. Çok özür dilerim, ben öyle bir Oo, şey... Siz özür diler miydiniz Ceren Hanım? Buyurun. Vallahi Boran, bu sinema fikri iyi aklına geldi. Evet abay. Yanınıza birini vereyim desem Narin başlayacak sormaya. Sen merak etme, tamam? Tamam abay. Görüşürüz. Şivan. 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 Buyur ağam. Hayrola Şivan, bir sorun mu var?
Yok ağam. İki defa seslendim, duymadım. Aslında var ağam. Bu Ayşe'nin hali ne olacak diye düşünüyorum. Ne olmuş Ayşe? Hüseyin'in anası gelip benimle konuştu. Ayşe'yi istemi. Oğluma dul kadın almam diye. Ayşe'nin haberi var mı? Yok ağam. Söyleyemedim onu. Zaten çekmediği sıkıntı kalmadı. Hep benim yüzümden üstelik. Ben evlendirdim o adi herifle. Nereden bileceksin Şivan böyle olacağını? Herkesi tanıyamazsın ki. Ancak yaşayarak öğreniyorsun kimin ne olduğunu. Öyle ağam. Ben de şaşırdım ne yapacağımı. Mardin'den uzaklaşsın diye alıp buraya getirdim. Belki unutur dedim. Elimden başka bir şey gelmiyor ki. Ağam. Ben sıkıntı bir anlatayım derken senin bir emrin var mı yok mu sormayı unuttum. Zeynep'in evinde aksayan bir şey var mı diye soracaktım. Yok ağam. Ben de zaten şimdi oraya gidecektim. Tamam Şivan. Müsaadenle ağam. Eline sağlık. Afiyet olsun bacım. Nasıl oldu? Yani işler bu noktaya kadar nasıl geldi? Samimi çocukluktan tanırdım. Aynı mahallede otururduk. Aynı okula giderdik. Arkadaştık işte. Sonra büyüdük. İkimizin de gözü birbirimizde. Bizim oralarda yetişkin oldu mu kızlarla erkekler pek bir araya gelemezdi. Yüzünü görmediğim, sesini duymadığım her gün çöker sanki üstüme. Ne yapsam, nereye gitsem aklımdasın. Yanımdasın hep. Senden geri duramıyorum. Ama dersen ki durum böyle. Ötesi olmayacak. Ses etmeden çeker giderim. Yok, anladıysan halimi. Eğer sen de aynı haldeysen... Her şeye hazırım. Yeter ki bileyim istediğini. İşlerini yoluna koyacak, başlık parasını toplayacak. Evleneceğiz dedik. Tabii bu biraz zaman aldı. Sonra bir gece babam geldi. Söz vermiş. Berzan'la evleneceksin dedi. Sen bir şey demedin mi? Orası biraz karışık bacım. Bilmez değillerdi. Anam sağ olsun. Razı ettiydi babam beklemeye ya. Zalimlik başka şey. O Berzan denen adam etmediğini bırakmadı bize. Mecbur bıraktı babamı. O da yok demedi. Duramadı karşısında. Samimi sevdiğimi, onun gözlerine bakınca yüreğimin yerinden çıktığını kime nasıl anlatayım? Sevmek ya da aşık olmak böyle bir şey değil mi? Evet. Yüreğinin kuş gibi çırpınmasına engel olamıyorsun. Dur desen de... görmemek için gözlerini kapasan da olmuyor. Olmuyor. Olmuyor ya. O Berzan anlamadı bunu. Bizim sevdamızı hiçe saydı. Hani... böyle tertemiz bir örtü serersin sofraya. Yemeğini yiyeceksindir üstünde. Karnını doyuracaksındır. De ki biri gelmiş. Öyle çamurlu pabuçlarıyla basıp geçiyor sofrana. Öyle ezdi geçti bizi Berzan.